fi tarihinden kalma aletlerle fi biçiyorum. Hayvanlar. Anlamıyorsunuz ama fi. Hayvanlar. Anlamıyorsunuz ama fi. Cumartesi günleri Şuhut'ta bir pazar kuruluyor. Bu pazarın çok ilginç bir özelliği var. Eyvah, pardon ya. Sen Beyliği hanıma borçlusun. Yok, ben bir daha evleneceğim hala. Hacer anne ne diyor ya? Ona bak, o manyaklığın. Doğalı olmuş. Sen doğdun bıyıklı direkt. He. Dök diye böyle. Bu ya. Derken. Babamdan bu kaldı bana ya. Bu baba mirası. Baba mirası. Bu. Çalış yanımda dedi. Dedim ki vay, o erkek işi yapman dedim. Açık durdum. Savcı, hakim, kaymakam olacak kadınlarla ben tekerci olunca ne var dedim. Ben örgenince amca gitti de kahveden gelmeyi dedim. Vallahi yiyemedim. Bu köpeklere atıldım. Pişmiş hazır tavuklardan çiğ aldım geldim senin dediğin gibi de. Yenmiyor. Yiyemedim keçe gibi. Kavşar öpeti içiyoruz. Harap bekliyoruz. Söndürüyoruz. Kelebeği öldürüyoruz. Her derde devadır. Kireçleme iyi gelir, böbrek taşına iyi gelir. Romatizma yerlerimiz kilitliydi, hep açıldı. Çamur bronşite de mi iyi geliyor? Vallahi iyi geliyor, dünyam çok iyileştim. Bana gedenler ben iyi oldum diyor. Ben de geldim. Bugünün adı Eberdi, maalesef artık geberdi. Afyon'un kaymağı meşhurdur sevgili seyircilerimiz. Peki başka neler meşhurdur? Sandıklı kaplıcaları meşhurdur. Bizim Hasan meşhurdur. Siz tanımıyorsunuz ama biz tanırız ve severiz. Aramızda da meşhurdur. Patatesi meşhurdur. Lokumu meşhurdur. Ama Türkiye'deki en lezzetli etler Afyon'dan çıkar. Sebep buradaki doğal beslenme. Alettir bu, anlat. Bu 20-30 ezelde ama 50 senelik. Kimden kaldı bu? Dede yadigarı mı? Baba yadigarı mı? Dede baba yadigarı. Peki bunu yapacak bir makine yok mu sizde? Yok. Bununla şey mi yapıyorsunuz? Deste mi alıyorsunuz? Deste alıyoruz. Nereye koyuyorsunuz bunu ablacığım? Buraya koyuyoruz. Kolay gelsin. Bismillah. Bismillah. Tırpanlı olunca böyle korkuyorum biliyor musun? He? Gerekirse mi kesiyorsun? Şöyle uzak konuşalım dayı. Yakından konuşalım. Ne uzak konuşalım? Ya tırpan var elinde. Adam kesmeyeceğiz burada. Siz nereden geldiniz buraya? Akarım'dan geldik buraya. Kaç kilometre? Nerede? Buradan köy görünüyor mu? 10 kilometre. Traktörle geldiniz. Traktörle geldik. Peki dayıcığım, bu işi yapabilecek bir makine yok mu? Ablama yok. Sordum, yok dedi. Bunu yok. Bunu illaki elle yapacağız. Sebep niye illa elle yapıyorsunuz bunu? Makine pişmez bunu. Dolar makineye çünkü. Yani o kadar teknoloji gelişti fakat bir insan emeğinin yapabileceği bir şey yapabilecek makine henüz icat olunmadı. Olmadı. Bunu yapacak daha bir makine yok. Yok. Ne yapıyorsunuz? Yaptığınız işlem nedir? Ne işe yarar? Bu fi. Fi. Fi derler. Fi tarihinden kalma bu mudur yani? Fi budur. Fi tarihinden kalma fi budur. Hadi sen şimdi bana bir laf söyle. Nasılsın sizin der? Sizin göreviniz nedir? Sizler nasılsınız? Ya ne bu söylediğim var ya, fi tarihinden kalma. Öyle mi? Geçen senenin fi tarihinden kalma. Bu seneden konuşalım. Nasılsınız, iyi misin? Nereden geliyorsunuz? İyi Allah'a şükür. İstanbul'dan geliyoruz. Nereye gidiyorsunuz böyle Allah'a şükür? Sandıklı'ya gidiyoruz Allah nasip ederse. Sizin göreviniz nedir? Bizim görevimiz böyle tarlada çalışan gördük mü dayanamıyoruz.
Sağ olun. Dayanamıyoruz. Geliyoruz yanlarına, ne yapıyorsunuz diyoruz böyle. Yani böyle bir reklam amaçlı. Neyin reklamı? Bizim reklamımızı yapıyorsunuz. Yaparız yani. Bir şey üretiyor musun? Bir şey yapıyoruz işte. Daha ne üreteceğiz? Ya bu nerede bu kullanılıyor? Millet için. Bu affedersin, hayvan da hayvan yiyecek bunu. Beşi olacak. Onların etinde biz yiyeceğiz. Hayvanlara yem mi hazırlıyorsunuz siz? Tabii yem hazırlıyoruz. Peki şimdi o tırpanı bırakırsan eğer bir reklam çekelim seninle. Madem reklam diyorum. Tırpanı bırakma elimden. Olur mu canım ya? Yapma be ya. Olmaz. Ya tırsıyorum dayı be. Olmaz agam ya. Tırpanı peki bırakma. Acık yem verelim. Dur. Aman. Aman deyip. Aman deyip. Şu uzaktan. Gülme gevrek ya. Bu yemin adı nedir? Bu fiy. Fiy. Tut dayıcığım, madem reklam dedin. En iyi fiyi biz yetiştiririz de. Bizler el emeğimizi, devletimiz de el emeğimizin karşılığını vermiyor Allah'a şükür. Vermiyor. Reklam oldu mu? Bu şikayet oldu ya. Destekleme vereceğiz dedi, onu da vermedi. Yeşil biçim dedi, yeşil biçtik, onu da vermedi. Şimdi de kurutup biçiyoruz Allah izni verirse. Fiy tarihinden kalma aletlerle fiy biçiyoruz. Burada. Hayvan yemi için. En iyi hayvan yemi? Fiden olur. Bu fiden olur. En iyisi bu fiden olur. Hayvanlar. Anlamıyorsunuz ama fiy yiyin. Hayvanlar. Anlamıyorsunuz ama fiy yiyin. Bu aletin adı ne anneciğim? Dırmık. Ben dırmık çekiyorum. Anlat. Kalanları topluyorum. Tırpan. Mürcümüyü biçiyoruz işte, mallara veriyoruz. Besi yemi, koyun, kuzu hepsi yediriyoruz. Onların etini de biz yiyoruz. Peki anneciğim, bu tarlada sadece fiy mi ekilir? Başka bir şey yok mu burada? Bu yıl fiy ekilir, yeni sene buydu ekilir, arpa ekilir, her şey ekilir. Dayı sen yoruldun be. Biç yeğenim, biç, vur. Ya İstanbul'da gezmesi değil yeğenim bu. İstanbul'da Beyoğlu'nda Tahtakale'de gezmesi değil. Burada tırpanmış yeğen, Sirkeci'de gezmesi değil. Biç tırpan, eğil, kır beline. Hemen de birbirine olalım. Altın yüzükü parmağında dolalı, gelin dolalı. Altın yüzükü parmağında dolalı, gelin dolalı. Emek dağlarına kara gidelim. Emek dağlarına kara gidelim. Ayvadan o sandık nara gidelim, gelin gidelim. Her kadının bir sakız çiğnemesi var derler. Çatlatması. Bak, az geri dur bakalım. Her kadının sakız patlatması. O her yiğidin yoğurt yiyişi olmayacak mı? O değil. Bir de hamur yoğurması derler. Bir çeşidi vardır onun. Bir edim hamurun varsa ehline yoğurttur derler, biliyor musun? Ehli olmadığın için sen bunu bilemiyorsun. Bak bu fiy bu yana yapmış. Sen de buradan şöyle yapacaksın. Dayı ama içmiş şimdi, ben orada bir dönüm yeri biçmişim. Bir de beğenmiyorsun ya. Bir dönüm yeri almışım oradan, beğendiremedim sana. Nasıl kalmış yerim orada? Efendim, o afiyetle yediğimiz hayvanların gıdalarını sağlayan bu gizli kahramanlar. Biz sadece market alıp ver oradan 1,5 kilo pirzola, oradan 2 bükme sucuk diyoruz ama evet. O sucukların en temelinde hayvanları besleyen bu gizli kahramanları bir kez biz tanıştıralım sizle. Bundan sonra da bu yüzleri unutmayın. Ben Mustafa Akdoğan, Akarım kasabasından. Allah nasip ederse ölesiye kadar bu hayvanlarımız için bu mahsulle uğraşacağız. En iyisini yedirmeye, en güzelini yapmaya, en güzel beslenmemizi yapmaya uğraşacağız haliyle. Sonuna kadar. Kolay gelsin dayı. Sağ olasın. Bir de... Evet, ismini öğrenelim. İsmim Şoray. Bir de hani derler ya, Anadolu insanı çok misafirperverdir diye. Hakikaten öyledir. Dağın başında, tarlanın ortasında bize ayıptır söylemesi çay ikram ettiler. Bizim için kısa bir çay molası
Dilerseniz siz de çay içebilirsiniz. Çaylar Şirket'ten. Sen doğdun bıyıklı direkt. Dök diye böyle. Bu ya derken. Babamdan bu kaldı bana ya. Bu baba mirası. Baba mirası. Bu. Çalış yanımda dedi. Dedim ki vay o erkeği işi yapman dedim. Açık durdum. Savcı, hakim, kaymakam olacak kadından da ben tekelci olurum da ne var dedim. Ben örgenince amca gitti de kahveden gelmeyi dedim. Burası Afyon Şuhut sevgili seyircilerimiz. Cumartesi günleri Şuhut'ta bir pazar kuruluyor. Bu pazarın çok ilginç bir özelliği var. Eyvah pardon ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bu nedir? Bu bizim burada her cumartesi günü pazarımızda pazar duası yapılır. Yaklaşık 5 yıldır yapılıyor. Bu duadan sonra pazar esnafımız işine başlar. Dua nerede yapılıyor? Belediye iş merkezinde, burada belediye binamızda yapılıyor. Görebilir miyiz? Tabii, buyurun. İçinde darlıktan, kibir ile mağrurluktan, aldatmak ve aldatılmaktan, sonunda pişmanlıktan sen bizi koru. Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Yüce Rabbimiz, alışverişlerimizi hareketli, ticaret ve kazançlarımızı bereketli, sıhhat ve afiyetlerimizi devamlı, tuttuğumuz işlerimizde sabırlı, cesaret ve metanetli, ahlak ve faziletli, itaatli, sözümüz ve işlerimizde sadakatli eyle bizi. Yüce Rabbimiz, korkmayan kalpten, kabule şayan olmayan duadan, fenalıklara doymak bilmeyen nefsimizin şerrinden, faydasız bilgiden, acizlik ve tembellikten, korkaklık ve cimrilikten, israf ile sefaletten, sonunda hüsrana uğramaktan sana sığınırız. Beldemizi ve güzel yurdumuzu, faziletli asil milletimizi, bizi rızana ulaştıran her şeyimizi, yerden ve gökten, dıştan ve içten gelebilecek bütün kötülük ve musibetlerden, bela ve afetlerden, işgal ve istilalardan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Hocam Allah kabul etsin. Hoş teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Belki dua sırasına gelmek yakışık almadı ama bu nedir hocam, böyle Şuhut'taki her pazar öncesi dua mı edilir? Her pazar burada esnafların bereketli bir şekilde başlamaları için bu şekilde dualar yapılır. Her cumartesi günleri sabah bu şekilde pazara duayla başlamış oluruz. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Peki, sağ olun. Başka beldelerde var mı yoksa sadece siz mi uyguluyorsunuz? Yakın beldelerimizde de bazı ilçelerde uygulandığını duyuyoruz. Peki esnaftan bir izleniminiz oluyor mu? Hocam çok bereketli oluyor duayla başladığımız zaman diyorlar mı? Tabii özellikle esnafımız bu hususta üzerinde hassasiyetle duruyor. Dua edilmediği günlerde böyle bir yanlışlıkla falan yapılmadığı zamanlarda falan da özellikle hemen soruyorlar. Bugün neden duamız yapılmadı falan diyerekten. Onun için özellikle biz buna ciddiyetle devam ediyoruz. Peki ticarette bir artış olmuş mu cirolarda? Artık dua artık insan yaşamında çok önemli bir yer ifade ettiği için insanoğlu muhakkak buna hassasiyetle dikkat ediyor. Peki. Kolay gelsin hocam. Teşekkür ederim. Saygılar. Şuhut'un meşhur peynir yoğurt pazarındayız sevgili seyircilerimiz. Burası kapalı bir alan ve sabahın erken saatlerinden itibaren teyzelerimiz, amcalarımız geliyorlar. Teyzem nasılsın? Ver elini öpeyim. Sağ ol. Nasılsın? Allah'a
razı olsun. Hey! Senin yaş kata, yaş kaç amcacığım? Ben 29'luyum. Kaça gelir? 29'luyum. 30 desek 74, 75, 76 amca be. Evet. Maşallah dinçsin ama. Bu yoğurtları kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendimiz yapıyoruz. Günlük ne kazanıyorsunuz buradan amcacığım? Yoğurttan ben ne kazanıyorsunuz? Ben hiçbir şey kazanmıyorum. İşte bu havzadan altıya 3-4 kese yoğurt getirip satıyor. Ondan idare oluyor. Ne bırakıyor? Kaç para kazanıyorsun? 3 milyona, 4 milyona, 5 milyona veriyoruz. Kesesini. Burada kilo hesabı olmaz mı? Kilo yok bizde. Kendiniz yapıyorsunuz bunu. Kendim yapıyorum, evet. Sabah kalkıp yapıp getirip satıyorsun. Evet. Yoğurt ne kadar zamanda olur? Yoğurt çaldı mı 3 saatte tuta, 1-2 saatte soğudu mu aktarırsın çapıda. O da 3-4 saatte süzer, geri kabına dökersin, dolaba koyarsın. Peki kazandığın parayı helal hoş olsun. Ne yapacaksın abla? Yem alacaksın ineklere. İneklere yem alacaksın. İneklerine malı üreteceksin. Hacıya gideceksin nasip olursa. İnşallah. Bu sene mi düşünüyorsun? Hayır, bu sene değil. Bu sene gidemem. Gelecek sene veya ömrüm varsa öbür sene. Sen oynuyorsun mu bir de? Vay vay. Bir de buyur. Hadi. Buyur. Kaymağı sen mi çaldın annem? Kendim çaldım elimden. İnekten sardım ve öne ettim bak. Bu afyonun kaymağının meşhur olma sebebi nedir Hacer ablam? Pişirip edeceksin. Ne mecburini? Ya sen pişirip ediyorsun da buna tat veren nedir yani? Çok lezzetli. Bunun tazeliği bunu. Çeşitli ot yiyor. Ondan oluyor. Kekikten mi oluyor yani? Çeşitli ottan. Oh ağam benim. Oh ağam benim. Sen hanımı mı çalıştırıyorsun? Hanımı çalıştırıyorsun. Sen ne yapıyorsun burada? Bana oturuyorum bey gibi. Sen beyliği hanıma borçlusun. Yok, ben bir daha evleneceksin hala. Ne diyorsun sen ya? Evleneceğim bir daha. Hacer anne ne diyor bu ya? Ona bak o manyak. Şey bir çarpalım da gösterin günü. Kusura bakma da evde sopa var. Aldı o hala. Ne yapayım? Tadına bak, tadına. Tadına mı bakayım? Ha. Bu ne yoğurdu efendim? İnek. İnek, inek. İnek. Düzgün konuş benimle. İnek. Allah'ım. İnek yoğurdu. Sen kime inek diyorsun? Ayıp ederim. Ben sana ağzımdan kötü bir laf çıktı mı? Ne yoğurdu diyorum, direkt inek diyorsun bana. Tamam, lisedeyken biraz fazla ders çalışmış olabilirim. Sen benim okuldayken inek olduğumu nereden biliyorsun? Mideye salla mideye. Efendim mideye sallıyoruz. Kusura bakmayın yani önünüzde arkamı deneyim diyordur. Kim yaptı? Annem yaptı. Annenin benim için ellerinden öper misin? Öperim. Nerelisin? Başören. Başören. Alışverişe mi geldin? Yayla Başören. Alışverişe mi geldin? Alışverişe geldik. Ne alacaksın? Peynir satıyoruz, koyun peyniri. Ha sen satıyorsun. He. Alışveriş derken hani... Satın almaya değil, satmaya geldin sen. Satmaya geldik. Sizin yaş kaç amcam? 73. Ya sen en az benim kadar dinçsin maşallah. Çalış yanımda dedi. Dedim ki vay o erkeği işi yapman dedim. Açık durdum. Savcı, hakim, kaymakam olacak kadından da ben tekelci olunca ne var dedim. Ben örgenince amca gitti de kahveden gelmeyi dedim. Vallahi yiyemedim. O köpeklere atı koydum. Pişmiş hazır tavuklardan çiğ aldım geldim senin dediğin gibi de. Yenmiyor. Yiyemedim keçe gibi. Sandıklı sadece Hüdayi kaplıcalarıyla şifa bulacağınız bir yer değil. Leblebi konusunda Çorum'a meydan okuyor. Peki leblebide ne var diyorsunuz? Çeşit var. Kaç çeşit? Hemen göstereyim. Leblebiciye girer... O ne? O ne? Bismillahirrahmanirrahim.
Yani öyle her dükkanın içine löngedenek giremiyorsunuz. Kapıda bir Külhan Bey'i bekliyor. Nasılsınız efendim? İzin alacağım ondan sonra. Öyle mi? İzinsiz giremiyoruz mu burada? Misafirsiniz girebilirsiniz. Bir gel hele gel. Sen ne yapıyorsun burada? İşin ne? Görevin ne? Adın ne? Çalgıcı götürmeye geldim ben. Ne yaptın? Çalgıcı götürmeye. Buradan değilim ben. Nereden geliyorsun? Şuhut'tanım. Şuhut? Hı. Çalgıcı mı götüreceğim buradan? Şuhut'ta çalgıcı yok mu? Buradan tuttuk ya. Sen düğün sahibi misin? Yok amcamın oğlu düğün sahibi. Bıyıklar neye istinaden? Bıyıklar Osmanlı bıyığı. Osmanlı'nın bıyığı böyle miymiş? Böyleymiş. Ne zamandan beri var bu bıyıklar? Doğalı olmuş böyle. Sen doğdun bıyıklı direkt dönk diye böyle. Bu ya derken babamdan gülmeyin yapmayın. Babamdan bu kaldı bana ya. Bu baba mirası. Baba mirası. Şu kısım kardeşindenmiş sonra almış. Hayır babadan. Baba da böyle post büyük müydü? O yukarıydı. Ne diyorsun sen ya? Armut dibine düşmüş ama tam düşememiş. Düşememiş. Sen niye o arkalara kadar götürmedin onu? Gitmiyorlar o kadar gidiyor. Bu mudur yani çapı? Ya baba yarısını bırakmış sana bıyıklar. Fazla emek çekmemiş. Öyle mi? Buraya niye geldin hayırdır? Leblebi almaya. Burada leblebi değil mi? He. Buyurun gösterelim. Buranın leblebisi size. Meşhur da. Onun için vallahi leblebi. Çorum'a meydan okuyorlar diye duyduk geldik. Envai çeşit buyurun, leblebi varmış. Buraya geldim. Buyurun geldim, buyurun. Beni gönder gidiyorum ben. Düğüne değil mi? Düğüne. Peki. Çalgıcı götüreceğim. Çalgıcı getirecek. Osmanlı bıyıklı abimizi uğurluyoruz. Hadi. Buyurun efendim. Hadi Allah Mesut Bahtiyar etsin. Dayı merhabalar. Sizin de isminizi alalım. Benim Halil Kiraz. Halil abicim. Buyurun. Leblebi deyince bizim aklımıza Çorum gelir. Bu sandıklı nereden çıktı? Sandıklı Çorum'dan daha öncedir bunun tarihçesi. Bu ne leblebi? Sandıklı leblebi. Evet sandıklı sade leblebisi. Sade. Şöyle tutuyorsun. Böyle. Bu şekerlisi. Böyle yapıyorsun bunu. Leblebi budur. Bu şekerlisi. Leblebi sandıklı yenir. Leblebi? Sandıklı da yenir. İddialı bir laf bu. Evet. Çorumlular kızmasın. Kızarsa kızsın. Leblebi sandıklı da yenir. Şu an yapılan işlem nedir? Leblebinin noğulun kabının soyulması. Noğulun leblebiye dönüşmesi. Elimde görmüş olduğunuz nesne nohut sevgili seyircilerimiz. Bu nohut bir süre sonra leblebi olacak. Şöyle. Bundan sonra kavrulmaya girecek. Çifte kavrulma olacak. Leblebinin iyisi çifte kavrulmuş olur. Bu lebleminin ezilmişi. Bunu yemede marifet ağzına aldığın zaman karşıdakine bakarak eğer Yusuf söyleyebiliyorsan ağzından tabii taşmadan en başarılı yiyen sizsiniz. İddialıyım, çok çalıştım. Kamptayım kaplıcalarda. Evet. Bayağı antrenmanlıyım. Evet. Başaracağıma inanıyorum destekleriniz sayesinde. Evet. Yoğun desteklerin. Sen de reklam müdürü gibisin be. Şimdiye kadar kimse bunu başaramadı. Belediyede kimse başaramadı. Evet. Evet. Ağzımı atacağım. Yusuf diyeceğim. Evet. Burası nerede? Evet, şimdi söylüyorsunuz. Yusuf. Yusuf. Bittikten sonra söyle. Başardım. Tabii yarısı dışarı çıktığı anda başarıyorsun. Ben dedim Yusuf'u. Evet. Yusuf. Arkadaşlar. Yusuf. Yusuf abi, nasılsın Yusuf abi? Perşembe günü Fatsa'dan yola çıktık. Geleceğiz buraya. Pat! Lastik! Kan şerbeti içiyoruz. Hararetli söndürüyoruz. Kelebeği öldürüyoruz. Günde 5-6 tavşan tüketen adam. 6 bütün ekmek yerim. Bu tavşanla kilo yapmaya kalorisi az. İyi oldu. İyi yaptın yani lastik yani. Bunca şeyin arasında, problemin arasında bir de ama tamam. Ben nerede lastikçi bulacağım ya? Yani inecek, patlayacak zamanı buldun lastik yani. Şurası sanayiye benziyor ama dur bakalım. İşimiz gücümüz azmış gibi bir de kalkacağız.
tekerle uğraşacağız ya. Tam oldu yani. Tam yaptın yapacağım. Şu teyzeme bir sorayım bakalım. Teyze. Teyze. İyi anlar. Kolay gelsin. Hoş geldin. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Bekleyin oğlum. Ne edelim işte dünya idaresi. Lastik patladı da benim. Tamam yapalım. Ne yapalım? Yapalım. Tamam. Ustayı söyle de gelsin bir yapsın. Ben de iyi ustam olur. Baksana bir şu üstüme başıma bir de üstünü ısla diyorum. Nasıl benden iyi ustam olur ya? Sen lastik mi tamir ediyorsun? Tabii lastik tamir ediyorum. Teyze vallahi işim var gücüm var. Çok tatlısın, çok şekersin ama eyleme beni. Hemen lastiği yapıp gidelim. Hiç eyleme. Şimdi yapar senin eline veririm. Sen. Tamam. Sen teyze. Neden oğlum bunu vuracaksın? O kalkacak. Onu biliyorum da ondan geri sökecek. Gerçekten mi sen yapıyorsun? Hadi evet. Senin yaş kaç teyze? Ben 40'lıyım. Kaç yaşındayım bil bakalım. 65 oluyorsun. Tamam. 65 yaşında lastik tamir ediyorsun. He 15 yaşında mı görünüyorsun yoksa ben? Yok. Şöyle bir 25-30 falan arası zannettim. Öyle mi zannettin? Ya mesela... canım öyle değil. Benim 4 tane torunum var. Allah bağışlasın. İkisini gelin ettim. Birisi daha orada, birisi Buldur'da okuyor vesile. Oğlan askere gidince babası dedi ki ben kapayacağım bunu. İşçi bulamadım, kirli diye oğlum. Tamam mı? Tabii. Tamam, kaldırayım mı? Ya biz bu yaşımızda kendi başımıza yapamıyoruz bu işi annem ya. Sen nasıl başladın bu işe? Başladığımı deyiverin mi? Ne? Oğlum askere gitti. Dedi ki ben dükkanı kaparım dedi. Bu bakıyor. Çalış yanımda dedi. Dedim ki vay o erkek işi yapman dedim. Açık durdum. Kaparın dedi. Bir oğlanın bir dükkanı kapa değil mi dedim. Ha, savcı, hakim, kaymakam olacak kadından da ben tekerci olunca ne var dedim. Yapacaksın dedim amcana. Levye götürüyordum. Çekiş götürüp getiriyordum. Örgendim. Ben örgenince amca gitti de kahveden gelmeyi dedim. Sen kaç yaşında lastik tamirciliğine başladın anne? Ben kaç yaşımdaydım Kınalı sen askere gittiğinde? 8'inden bu yanaymış. 25 yıldır? 25 de 27 say galiba. 40 yaşından sonra lastik tamircisi olan teyze. Oğul oldum oğlum neydi? İsmini bağışladın. Vesile. Vesile. Televizyonda diyorsun kız ya vesile diyor. Diyoruz televizyonda. Ben de vesileyim işte. Bundan sonra sana diyeceğiz. Tamam. Oğlun askere gitti vesile oldu vesile teyzeciğim. Hı. Sen 40 yaşından sonra lastik tamircisi oldun. Öyle oldum. Dükkan gitmesin diye. Gitmesin diye ya evladım. Ya bu erkek işi zor değil mi? Ya oğlum bana zor gelmez. Alıştım bir kere ben de 3'te uyanırım. Bakar kakar bakarım saate. Gitme vaat oldum gitme. O zaman da bazı 3'te falan geliveriyorsun ha. Uyumuyorsun. Kırdan gelenler geldi gibi oluyor. 5'te garanti 6. 7.30'da öldürürsen 7.30'da yine buradayım. Aman 6.30'da buradayım. 7'ye de kalma. Nesi var patlamış mı bizim lastik? Şimdi bunun patlağına sanlanı biliyor musun? Bunu sökeriz. Suya koruz. Sudan neresinden cız derse oraya bir tebessüm işaret veririz. Orada makinede sökeriz. Yaparız ondan keri takarız. Peki buraya ilk gelenler benim gibi tepki göstermiyorlar mı? Ya anne sen mi yapacaksın sen yapabilir misin demiyorlar mı? Çoğu yaptırıyor da çoğu da yaptırma. Vay kadın yapmaz dedi mi? Ben de olur oğlum bir yapacak yer bulun diyorum. Örkeleniyorsun onları oraya otura koyun. Esnaflar nasıl komşularınla? Pek iyi bunlar hepsi. Evladım olsunlar. Hepimiz çok iyiyiz. Sen bu sanayinin gülü oluyorsun yani. Vallahi gülüm oluyorsun. Dikenim bilmiyorum. Ne diye biliyor musun? Sabahına bunlara geç geliyorsunuz diye kavga ederim hepsinden. Akşamına giderken nene hayırlı geceler derler. Sabahın erken gelin derim hepsine. Sabahın erken gelin derim. Dede de çekişir bana. Kıyasımın seneli de. Ben de derim ki onlar benim evladım. Baya diyeceğim baya karışacağım derim. Dede de çekişir. Yani hamur tutan eller lastik tutuyor. Öyle ya. Eskiden bu havalı şeyler de yoktu. O zaman ne yapıyordu? O zaman mı? O zaman da çetelen artarlı hava ya. Onlarla bu kirköyü vurmadan onlarla sökersin. Söktün mü kirköyü ondan geri kaldırsın. Bizimkinin nesi var? Sizinkinin nesi sökülecek, suya girecek, bakacağız var mı yok mu? Hadi.
50 mi olacak? Motorun koca tekerleri 5'er milyon. Ön tekerleri 3'er milyon. Ama yarasına göre, masrafına göre. Bizim borcumuz ne kadar Esil Hanım? Egar borcum 3 milyon. 3. Tamam. Yaptık tekeri bitirdik. Öyle. Aslında bizimki minibüse giriyor. Durun, teker falan ver. Para falan verme, dur. O bir öl oluyor. Buyurun efendim. Tamam oğlum. Bereketini görün. Diyeyim. Al. Ya sen çekimde al, tamam sonra verirsin. Olmaz. Bana bu haram, dokku haram olur. Niye haram olsun? Ananın ak sütü gibi helal olsun. Ya oğlum. Ne olur al. Anamın sütünü halal mi diye düşünüyorum. Bir de yapmadığın yere. Yalvarırım al. Ya. Almam ben, para filan almam. Dedin 3 milyon. Dediysem. Yok yok. Ya al siftah olsun. Ben şöyle bırakayım da. Hadi al, asma aldık. Hemen gidemiyor musun? He, gidiyorum. Yolum uzun. Bir çayımız için de öyle gidin. Nereye gidiyorsun? İçmiş kadar oldu. Hem benim bedenimde ama yan başım alın da öyle, bir de öyle çekin. El derken de dur karımın bu der. Allah birimiz gün olsun hepimizin de. Hadi al, asma aldık. Hadi güle güle oğlum. Hadi kolay gelsin. Anne. Oy. Allah'ım. Siz olmasanız biz nasıl yaşarız? En zoru da bu Veda. Değil mi? Hadi Allah. Vallahi yiyemedim. Bu köpeklere atı vurdum. Pişmiş hazır tavuklardan çiğ aldım geldim. Senin dediğin gibi de. Yenmiyor. Yiyemedim. Keçe gibi. Kan şerbeti içiyoruz. Hararet ediyor. Söndürüyoruz. Kelebeği öldürüyoruz. Ne diyor atasözü? Ne ekersen? Onu biçersin. Biz ne ektik? Patates. Ne biçtik? Patates. Dayım sen hep eşek mi satıyorsun? Eşek satıyoruz, eşek. Eşek uzmanı diyebilir miyiz sana? Ya dersen de olabilir, olur. Her derde devadır. Kireçleme iyi gelir, böbrek taşına iyi gelir. Romatizma yerlerimiz kilitliydi, hep açıldı. Çamur bronşite de mi iyi geliyor? Valla iyi geliyor, dünyam çok iyileşti. Bana gelenler ben ey oldum diyor. Ben de geldim. Bugünün adı Eber'di, maalesef artık geberdi. Ben bu Beckham'ın ve Kraliçe'nin yediği kirazı affedersiniz yerim. It's so beautiful. Beckham, good luck canımın. Yurdun insanı hakikaten bütün sıkıntılara rağmen neşesinden hiç ama hiçbir şey kaybetmiyor.
Günde 5-6 tavşan tüketen adam. 6 bütün ekmek yerim. Bir tavşanla kilo yapmıyor. Kalorisi az. En kaliteli birinci kiraz üreticisi Akşehir'den Şoray Uzun. 25 senedir bu kirazı üretmeye çalışıyorum. Kullanıyorum işte. Tamam, hoş demedim, tamam, pardon. Efendim, dağın başında bir çadır, gördüğüm kadarıyla yaşlı da bir amcacığım. Acaba çoluk çocuk buraya mı gelmişler, burada ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Şurada bir kulübe, içinde bamyalar görüyorum. Burada açık hava ateşi, ocağı, burada da yünler. Selamünaleyküm amcacığım. Nasılsın? Efendim, sizin isim nedir? İşim koyun gidiyorum. Buralarda uğraşıyoruz abi. Ya ne abi, dayı, amcacığım, dedeciğim, babacığım, estağfurullah. İsmin nedir, adın ne? Ümmet Akın. Ümmet Akın. Annemin adı ne? Havna. Hava. Havva. Evet. Yaş kaç? Yaşım, doğal yaşıyorum. Bilmiyorum kaç yaşımdayım. Kaç yaşında Havva Ana? 40-45 var. Bundan yaşı 40-45. He. Sen o zaman 45. 65 benim. Ha, doğumu söylediniz. Ha, 1934 doğum. Çoluk çocuk var mı? Yok dayı. İki başınıza mısınız? He, iki başa dayı. Ne zamandan beri burada kalıyorsunuz? Burada 10-12 senedir kalıyorum. Birinciyi çıkardım, ondan oldu. Bundan da. Niye buraya geliyorsunuz dayı? Dağ başı daha mı rahat? Dağ başı daha rahat. Kaç koyun var dayı sende? Benim 60 çalıdayım. Ben etsem 200 koyun ederim de. Yok gari, havasım yok. Bu seneden ki ben de satacağım dayım. Çoban filan bulunmuyor. Kendin mi bakıyorsun? Kendim güdüyorum. Bulsam vallahi çoban tutacaktım dayıcağızım. 200 koyun yapardım diyorsun. He, yapardım, çoban yok dayı. Bulunmuyor. Peki dayı, burada bir başınıza, dağın başında ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Burada un getiriyoruz. Köpek yallığı getiriyoruz. 3 haftaya bir, 4 haftaya bir sandıklıya gidiyoruz. Can hepsini istiyor. Ondan alıp geliyoruz dayıcağızım. Burada başın rahat. Çok rahat. Kafan dinç. Dinç. Efendim. Efendim. Aşağıda daha mı sıkıcı hayat? Daha mı? Hayır, çok sıkı dayım. Çok sıkı. Şimdi senin dediğin Allah kapısından versin. Sen ne mesleğindesin? Ben televizyonculuk yapıyorum bu arada. İyi efendim şey. Şimdi aşam ezanı çıkarsın, gün doğasıya giz silahsın koyunu ha. Buranın koyunu lezzetli olur derler dayı. Çok mu? Çok doğru. Sebebi nedir? Sebebi suyundan, otundan dayım. Bundan. Ha. Vallahi yemedim. O köpeklere atı vurdum. O şey pişmiş hazır tavuklardan çiğ aldım geldim senin dediğin gibi de. Yenmiyor. Nasıl, pişmiş hazır tavuk mu aldın sen? Orada şey çiğ tavuklardan laylon içinde aldım geldim. Yiyemedim, keçe gibi. Bunlar nedir dayım? Bunlar yapalı, bunları döşeye koyacak yatağa. Annem mi yapacak onu? He. Peki dayı, be bu dağın başında elektrik yok. Su yok, televizyon yok. Fener yakıyor baba. Ne feneri? El feneri. Mazotuna gazı bulunmuyor. El feneri yakıyoruz dayım. E böyle kurt murt inmiyor mu ya? Korkmuyorsunuz mu? Sözüm ona domuz geliyor. Onu da köpekle yakın olursa öldürüyor. Köpek domuz mu öldürüyor? Öldürüyor. Domuzlar öldürüyor. Canavar da çok yiyen. Böyle kaş kara adımı alet direkleri o yaka bu yaka böyle inleriyor gibi tutuyoruz yatasıya. Kaç köpek var? 3 tane. 3 köpek başka? 60 koyun. 60 koyun. Şu beyaz şey arkadaş. İşte beyaz kışın bundan geldim abi.
eski kuvvet yok, hastalandım. Ankara'ya gittim. Ankara'da bizim yiyen İstanbul'da Abdurrahman var. Da o doktor iyiymiş. Yarım çay bardağı su verdi bana. Su aldı akciğerden. Dört kutuda hap yazıvadı. Yazıvadı hapla sandıkla yoğurmuş sandıkladan. Bu arkadaşın bir adı var mı eşeğin? Eşeğin, eşek sözü bana. He. Ayranlar da hazır. Hazır evvel Allah. Dolan. Buyurun, buyurun, buyurun. Ben yere batırırım. Gel, 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 gel. Böyle güzel hanımın elinden de ayran içilir be dayım. Evvel Allah, evvel Allah. Halallerden halal olsun Allah. Belalara da geçmesin. Nasıl? Papaz olduk, kocadık gari. Allah belaya kaza geçmesin. Amin. Siz nasıl evlendiniz? Yandım buna ben. Yandın mı? Ha. Nasıl yandın? Bir mi eyledi kaçıcıydım. Bir ediler gari. Nerede gördün de yandın? Okulda okuyordum, bu da büyüdü, yandım. O da yandı mı sana? Yanma mı? Sen nasıl oldu bu? Nasıl gördün de aşık oldun be dayım? Abi kapma geçtik. Gezdikçe gezeceğim geldi gezdikçe. Oturdu sellim kallim. Okulda okurka yandık işte ikimiz. Okulda yandık da gezdikçe gezeceğim geldi. Böyle abi. Babamdan anamdan izinsiz de dedim olmaz. Gönlün et dön al varın dedim. Şimdi de otursam ölüne kadar oturuyorsun abi. Böyle. Kapma deli geçlik. Özlüyor mu gençliği dayım? Lan ne diyorsun sen abi? Vay 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 vay. Alt üstte değerdik dünyayı. Şu evi bir gezdirsene bize. Buyur. Evi bir gezdir bize. Hangi evi? Sizin evi. Şurayı mı? He. Bunlar yakacak mı Havva Ana? Kar yağmur mamur yağdı mı kozaları yakıyoruz. Çuvallara koyuyoruz. Bu sizin yakacak. He, sobada yakıyor. Burası da sobalı ev. Bu habalarını yudum da ıslak habaları. Habalar ıslak olsun. Bağırma be! Ne bağırıyor bu? Oh! Çelik konstrüksiyondan sonra yeni bir ev. Ahşap konstrüksiyon. Bunu sen mi yaptın dayım? Arkadaşlar yapıvadı. Allah razı olsun. Mutfak neresi? Bura. Nerede? Göremiyorum ben. İşte mutfağım da bura. Bunları oran çeşmede yünüyoruz. Şurada buna bak ağacın gibi dolu koy. Bulaşıkları orada yıkayın. Ben ölsem sevinir diyor be. Lahını beğeni ağabeydi açıkça tırılda. Böyle abi. He. Daha gelmeyelim diyor. Mal getirme diyorum. Ben muhatım yok. Benim tutmuyor. Sattım mal diyorum da satmıyor. Ondan ötürü geçinmiyoruz biz bundan. Kavga mı ediyorsun? Kavga ediyor ya. Yandığın adamla niye kavga ediyorsun? Yine geçliğinde yandım, kocadım gari, onun yeğeniyim. Ben mal filan istemiyorum gari, yoruldum, durdum, kocadım. Hakkından gelemiyorum, gücüm yok. Ama aslan gibi adam bak, yakışıklı, dinç. Daha ne kavga ediyorsun ya? Verelim bir daha gencisi, Kürt'ten bir getireceğiz. Buralarda filan, bunun gelince dedeye verelim. Olur mu öyle şey ya? Olma mı? Duymamış olayım. Olur mu öyle şey canım? Olur olur iyi olur. Bu yaştan sonra nasıl laf olur? Burası neresiydi? Peynirlik. Peynirlik burası. Ha. Kiler mi yani? Ha. Kiler. Kiler. İleri geri soğuk. Malmasat gibi girmesin ya bunları kapı ettim. Burası. Otlar var burada. Ama otlar buzağlara veriyorsun. Hadi verelim. Hadi beraber verelim. Efendim sevgili arkadaşlarım. Size iyi yolculuklar. Eyüp'çiğim, Muhammed'çiğim, size iyi yolculuklar. Ben buradayım. Mikrofonu da alın. Hadi güle güle. Her derde devadır. Kireçleme iyi gelir, böbrek taşına iyi gelir. Romatizma yerlerimiz kilitliydi, hep açıldı. Çamur bronşite de mi iyi geliyor? Vallahi iyi geliyor, dünyanın çok iyileşti. Bana gederler, ben iyi oldum diyor. Ben de geldim. Yazın program yapmanın en güzel yanı hem üşümüyorsunuz hem de susadığınız zaman çay içmek istediğiniz zaman kahveler böyle açık hava kahvesi gibi. Selamünaleyküm.
Kolay gelsin. Şurada bir çay içeyim de hararetim geçsin. Selamünaleyküm. Lütfen, lütfen rahatsız olmayın. Hiç kimsenin kalktığı da yok. Sizin kendi kendime gelin diyorum. Merhaba efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun, ne içersiniz? Çay içeyim ben dedim ama. Burada karlı şerbet var. Ne var? Karlı şerbet var bizim burada. Can bir eğlenme benimle. Karın şerbeti mi olurmuş ya? Var. Bizim burada Aktağ'dan geldi. Menteş. Ormandan geldi. Affedersin, Temmuz'un orta sıcağında karı nereden buluyorsun ki? Bizim burada 6 ay 7 ay kar bulunu devamlı. 24 saat. İstediğiniz saatte kar bulunu burada. Sen kar şerbeti yapıyorsun. Kardeş kar bu. Vallahi kar. Aha. Oh, gülme dayı gülme. Fandım, fandım ben. Oh, aldı harareti be. Karı buradan doldurdun. Şerbeti o mu? Şerbeti bu, şerbeti bu. Bu şerbet neden oluyor, neden yapıyorsun? Bunu şeyde yapıyoruz. Kendi aramızda saklı bu. Formülünü vermiyor musunuz kimseye? Hayır, kimseye vermiyoruz bunu. Kendi aramızda saklı, kendi köyümüz, çevremiz içiyor bunu. Kimseye vermiyoruz. Biz yabancı değiliz. Çok kısa bir sürede tanışıyoruz. Ben sevdim seni. Hayır, olmaz. Şu formülü bana söyle. Olmaz. Süleyman, adamın asabını bozma, söyle. Olmaz, olmaz. Kar yediririm sana Süleyman. Neden ya? Formülünü söyle bana. Hayır, söylemez. Kar şerbetinin, şerbetinin formülünü vermiyor musun? Vermiyorum. Çocuklatıyoruz, böyle karıştırıyoruz bunu. Karıştırıyoruz. İnceden geçiriyoruz, iyi inceliyor. Tekrar böyle veriyoruz. Bunu alıyorsun. Harareti öldürür, kelebeği söndürür. Menteş kasabasının meşhur kar şerbeti. Yolunuz düşerse ancak içebilirsiniz. Başka bir yerde var mı temsilciniz? Hayır, yok. Başka bir yerde mamul satılmıyor. Ancak hayır, burada. Yok. Peki, yolunuz düşerse bana afiyet olsun. Ben sizin adınıza içiyorum efendim. Formülü gizli olan kar şerbeti. Şimdi oh diyeceğim, ayıp olacak. Onun için demeyeyim. Kar şerbeti içiyoruz. Hararetle söndürüyoruz. Kelebeği öldürüyoruz. Bugünün adı Eberdi, maalesef artık geberdi. Hani bazen araçlardan şikayet ediyoruz ya, yine çok şükür ya. Neler var memlekette? Bizim konforumuz gene de iyi. Adamın arabada oturacak koltuğu yok. Buna rağmen geziyor adam ya. Hafızam beni yanıltmıyorsa biz bundan aylar önce şuradaki patates tarlasına patates ektik. Hormonsuz patates. Hatta Ümmü teyzemin patates tarlasıydı. Dur bakalım o mu? Yoksa Ümmü anne mi bu teyze ya? Aa! Buna ben şans derim. Başka bir şey demem. Ümmü anne sendin! Geliyorum! Daha daha kavuşmaz, insan insana kavuşur. Annem, Ümmü annem, nasılsın? İyiyim, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk, ne yapıyorsun? İyiyiz işte, patates yetiştiriyoruz bak böyle. Bu benim ektiğim tarla mı? Evet, senin ektiğin tarla. Hakkat mı diyorsun? Evet, burası. Ne olmuş bunlar böyle, yeşermiş, büyümüş? Yeşerdi, çiçeği açtı, sen gelmedin, geciktik. Oğlum ancak düştü be anneciğim. Böyle kalktı bura. Sen ne yapıyorsun? Ne diyorsun? İyiyiz işte. Bunları yetiştirdik. Otunu atladık, çapladık. Şimdi evdeyiz galiba. Sökmesini bekliyoruz. Oldu mu patateslerimiz? Oldu. Söküverem bak istersen. Söküver de. Bak bir. Ektiğimiz patateslerden yemek de nasip olsun bize bari. Tamam.
Ne diyor atasözü? Ne ekersen? Onu biçersin. Biz ne ektik? Patates. Ne biçtik? Patates. Evet, meşhur sandıklı patatesi. Bunları alabilir miyim ben? Al al, senin olsun. Daha fazla istiyorsan sökelim. Yok yok, bu kadarı yeter bu. Günde 5-6 tavşan tüketen adam. 6 bütün ekmek yerim. Bu tavşanlar kilo yapmıyor, kalorisi az. Yurdum insanı hakikaten bütün sıkıntılara rağmen neşesinden hiç ama hiçbir şey kaybetmiyor. Kolay gelsin. Anneler nereden gelip nereye gidiyorsunuz ayol? Yol arkana çekiyordun abi. Ne yaptınız burada? Mercimek yiyordum. Mercimek mi yiyordunuz? Hı. Bitti mi? Bitti bitti, gidiyoruz galiba. Erkencisiniz, saat daha 12 değil. Kaçta geldiniz buraya? Sabah. Bir sabahlı işimizi bitirip geliyoruz. Mercimek mi yoluyor? Hı, bükme oluyor. Bükme mi? Hı, onu yaparız. Daha ne bu, gülüyoruz? Daha bu sürülecek. Motorla, traktörle süreceksin. Ayıklayacaksın, yıkayacaksın. Ondan sonra onun aşını yaparız. Burada var mı mercimek şimdi? Dalında var, içinde. Görelim bir bakalım. Bizim yediğimiz mercimek bu mudur annem ya? Evet. Hanginiz yapan mercimeği dolu içinde. Görebilir miyiz mercimeği? Evet. Bu daha kuruyacak. Çorbasını yaparsın. Çorba olur, pilav olur. Alıcaş deriz biz. Onu çok sever şehirliler falan. Alıcaş mı? Evet, bulgurla yaparız. Askerde biz buna kara şimşek derdik mercimeğe. Şeyine. Bizim sandık lovasında da alacaş derler. Alacaş. Evet. Bu ne kadar zamanda yetişir? Bunu işte kışın yapıyoruz. 3 ayda toprağa atıyorsun, 3 ayda toprakta yetişiyor. Bunları ne ayıklıyor? Makinesi mi var bunun? Ya. Sürüyoruz bunu, motor. Motorun tekeri lezersin. Sonra yel oldu mu savurursun. Kendiniz mi savuruyorsunuz? Evet. Oradaki ablalar ne yapıyorlar? Onlar da fi. Fi o da. Hayvanlara yemek. Yeğil. Onlarla da bir konuşalım. Siz şimdi gidiyorsunuz. Gidiyoruz biz abi. Daha dur, karpuz keseceydik ya. Ben karpuz kestim diyen yok. Haydi karpuz kestim. O annemin traktörün naylonunun arkasında işine biz erkek halimizle çekiniriz. O işi yapmaya. Hay maşallah. Kolay gelsin. Hoş gördük. Dur, geliyorum yanına, dur. Annem, senin adın ne? Fadime Şahin. Fadime Şahin, az yanaş, yaşanı yanaşabiliyor musun? Ne? Ya ben erkek halinde çıkamadım oraya, sen nasıl çıktın oraya? Ya çıkmayacağız, erkeklerden fazla çalışırız biz. Aşağı nasıl ineceksin? Gelin çingine binerin inerin. Oğlanla gelin. Gelinin sırtına mı binip ineceksin? Çingine bineğe inerin. Adet öyle midir yani, gelinler mi taşır kaynanı? Kalkın oluyor. Ya bu gelindir, gelin milletidir. Allah korusun. Senin de yani kilo milyon ayıptır söylemesi yerinde. Tutu tutu vermezse, düşü düşü verirsen yazık olmaz mı sana? Bana beni tutmazsa, düşü verirse bir daha gelemem ben benden. Allah korusun, sen toprağın altına girdikten sonra buraya gelsen ne olur, gelmesen ne olur? Sevinir gelinden. Sararız biz bunu. Sardım o ipten ve ip gelirken biz de tutarız aşırıdan. Sen kaynın az gelebilir misiniz? Evet. Sizin isminiz efendim? Kezban Şahin. Şu curamın telleri, beber elleri, cinli alem dilleri. Muhtar mı oldun Kezban yenge, asa mı oldun Kezban yenge? Sen güveniyor musun geline, tutabilecek misin? Tabii tutacak, niye tutmayacak? Kaç yıllık kaynanınız efendim? 17 sene oldu. Memnun musun kaynağı? Memnunum. Bazen traktörden onu aşağıdan tutuyorsun ya inerken. Evet. Hiç içinden geçiyor mu? Şöyle bir elimden kaymış gibi yapayım da patladanak düşüver. Gülmeyin! Geçirmeyin. Yok, geçirmeyiz hiç. Öyle mi? Gelinler, kaynağınları gelinler mi indirir? Kim beklese indirir. Sadece gelinler indirmesi şey değil. Ama o diyor ki beni ancak gelinim indirir. Beni ne alıyor? Şimdi inecek mi?
Daha doldum öncük. Şimdi emredik. Hapis gibi kalmış orada ya. Kaldı. Yüzün gülüyor senin de. Kaynana hapiste tabii. Ya ya. Hapiste değil o. Hadi hadi. Hadi. İçiniz var mı? Geçiniyor musunuz? Geçiniyoruz ya. Beyinle mi daha çok anlaşıyorsun kaynananla mı? İkisiyle de aynı. Demek ikisi de çemkiriyor sanırım. Ya ya çemkirmezler. En kaliteli birinci kiraz üreticisi Akşehir'den Şoray Uzun. 25 senedir bu kirazı üretmeye çalışıyorum. Şuhut Hayvan Pazarı'ndayız sevgili seyircilerimiz. Sizin efendim ineklerin özelliği nedir? Neydi? Çek çek dedin de. Evet çek diyorum. Bu ineği çekeceğiz mesela. Seninkinin özelliği ne? Ben kendimi kim çekeceğim bende? Senin kendi ineğin. Beni çekeceksin. Ha seni. Ha. Çekeriz. Hadi. Hoş değil erge bu, hoş değil erge. Bu adam hoş değil ırkından yani. Hoş değil. Mantofon mu? Mantofon. 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 Siz nereden geliyorsunuz efendim? Ben Kütahyalıyım. Kütahya'dan mı getirdiniz? Kütahya'dan geliyoruz evet. Kütahya'dan geliyoruz biz. Bu hayvanlar sizin mi efendim? Bizim yani. Kaç tane getirdiniz dayı? Yattık 25 tane. Kaç tanesi 25 tane. Sattık. Ha şunlar kaldı. Kaçta geldin sen? 5.30'da. 5.30'da geldim buraya. Kütahya'dan kaçta çıktın? 3'te çıktım, 2 saat, 2,5 saatte buraya indik yani. Kamyonla mı geldiniz? Kargo arabayla geldim. Dayı sana helal olsun. Sağ ol. İneğiyle, etiyle meşhur Afyon'a Kütahya'dan hayvan getirip satan bir seni bilirim. Sağ ol arkadaş, Allah razı olsun. Dayı sen hep eşek mi satıyorsun? Eşek satıyoruz eşek. Eşek uzmanı diyebilir miyiz sana? Ya dersen de olabilir oğlum. Bugünün adı Eber'di, maalesef artık geberdi. Günde 5-6 tavşan tüketen adam. 6 bütün ekmek yerim. Bu tavşanla kilo yapmıyor, kalorisi az. Afyon turumuza devam ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Afyon'a gelmişken, hatta üşenmeyip Sandıklı'ya da gelmişken, bu ne? Burada bir kuyruk var. Soralım teyzelerimiz acaba ne bekliyorlar? Ne bekliyorsunuz efendim? Ekmek kuyruğu mu burası? Hayır. Çamura gireceğiz. Çamura mı gireceğiniz? Kaplıca burası. Çamura niye giriyorsunuz annem? Zorunuz ne? Sıhhatımız için giriyoruz. Bellerimiz ağrıyor. Her yerimiz, vücutlarımız kırılıyor. Domatanın içinde ağrıyor. Bora geliyoruz. Çamurcağı iyi olur mu diye. Ay oğlum. Belcezim ağrıyor. Çamura girince ne olacak? Bilmem iyi olur dediler. Kim dedi? Bora gidenler ben iyi oldum diyor. Öbür gidiyor iyi oldum diyor. Ben de geldim iyi olacak mıyım bakacağım. Şimdi sağlıkla giriyoruz. İyi olan ne nasıl olsa sonunda da gene çamura gireceğiz. Allah gecinden versin. Amin inşallah hepimize de inşallah. Güldüğün zaman 24 ayar gülüyorsun sen anne. Ben öyleyimdir herhalde. Sıcak bir çamur mu bu? Tabii ki kaynar. Kaynar çamur. Evet. Sen bugün yapma kaynar tabii ki. Ben bir ne yapayım? Sen de bir ağrın acın varsa yat çamura. Sizin neniz var? Benim bronşitim var. Ateşli romatizma var bacaklarımda. Hadi şimdi çamur bronşite de mi iyi geliyor? Vallahi iyi geliyor. Dün yattım çok iyileştim. Sıcak çok sıcak. Siz burayı nereden öğrendiniz efendim? Ben sizin programı seyrettim. Şoray Uzun Yoldayı. Hoşuma gitti. Hadi canım. Beğendim evet. Bir programdan mı görüp geldiniz siz? Evet. Daha önce gitmem diyordum. Eşim daha önce gelmiş. Yok ben gitmem. Çamur nasıl bir şey girilir mi falan diyordum. Sizin programda böyle adamları yatmış görünce gelmeye heveslendik. Vallahi artık yatmak farz oldu. Kaplıcamızın şifalıdır çamuru. Çamur deyip de geçmeyeceğiniz. Çok şifalıdır. Her derde devadır. Kireçlemeye. Kireçleme iyi gelir. Böbrek taşına iyi gelir. Romatizmaya iyi gelir. Suyu, sıcak suyu var. İçme suyu var. Maden suyu. Daima içerler. Siz buralı mısınız efendim? Hayır ben de yabancıyım. Nereden geldiniz? Ben Ankara'dan geldim. Her sene gelirim ben de. Neniz vardı? Benim böbrek taşım vardı. Romatizmam vardı. Bel fıtığım vardı. Onlara çok iyi gelir bu.
hepsine. Düştü mü efendim taş? Evet, düştü. Neniz vardı efendim? Domates neye, kireçler neye, her sene gelirim, 29 sene dedim, hepsi gider. Her romatizme ellerimiz kilitliydi, hep açıldı. 20 seneden beri geliyorum ben buraya. Nasıl ellerin kilitliydi ya? Yani böyle açılmıyordu. Buraya geldim, hep ellerim falan açıldı. Sıcaktan. Çok şifalı. Çamurdan ellerin açıldı. Çamurdan, ha bu çamurdan. Ters tepebilir mi? Mesela benim çenem hep açık, çamura girsem kapanır mı? Kapanmaz, kapanmaz, kapanmaz. Efendim çamur sıcak ama asla dayanılmaz bir sıcak değil. Vücudunuzun her tarafının tatlı tatlı böyle uyuştuğunu hissediyorsunuz. Ve bütün ağrılarınızı sanki çamur sizin bedeninizden alıyor, kendi içerisine alıp götürüyor. Çamurla beraber vücudunuzdaki sıkıntılar da geliyor. Efendim küçükken arkadaşlarım bana cameş derdi. Valide hanım okula gitmem gerektiğinde malak gibi yatma derdi. Ben bu sevdanın nereden kaynaklandığını bilmezdim. Ne zaman ki geldim sandıklı çamuruna yattım. Pardon. Günde 5-6 tavşan tüketen adam. 6 bütün ekmek yerim. Bu tavşanla kilo yapmıyor, kalorisi az. Yurdum insanı hakikaten bütün sıkıntılara rağmen yaşasından hiç ama hiçbir şey kaybetmiyor. Ben bu Beckham'ın ve kraliçenin yediği kirazı affedersiniz yerim. It's so beautiful. Beckham, good luck gentlemen. Bugünün adı Eberdi. Maalesef artık geberdi. En kaliteli birinci kiraz üreticisi Akşehir'den Şoray Uzun. 25 senedir bu kirazı üretmeye çalışıyorum. Kullanıyorum işte. Günde 5-6 tavşan tüketen adam. 6 bütün ekmek yerim. Bu tavşanla kilo yapmıyor, kalorisi az. En kaliteli birinci kiraz üreticisi Akşehir'den Şoray Uzun. 25 senedir bu kiraz üretmeye çalışıyorum. Coğrafi kitaplarından duyduğumuz, tanışmak için benim can attığım meşhur Eber Gölü'ndeyiz. Çok kısa bir süre sonra Eber Gölü'nde muhteşem bir gezinti yapacağız ve size bu güzellikleri anlatacağız ve göstereceğiz. Yakasenek Eber Gölü'ndeyiz sevgili seyircilerimiz. Görmüşsünüzdür bir kayığın içerisinde size esasında bu gölü böyle kayığın içinden dolaşarak gösterecektik. Ama maalesef gösteremiyoruz. Çünkü kaptanımız elinde sırrı, kayıkta biz burada kala kaldık. Acaba bu yolculuğu neden yapamadık Eber Gölü'ne? Ne oldu kaptan? Biz geçimimizi, rızkımızı çocukluğumda ve 25 yıl öncesine kadar bu Eber Gölü'ndeki mahsulleri, kamışını, hasır otunu keserek sağlıyorduk. Balıkçılık var mıydı? Balıkçılık da vardı. Çok nezih turna balığı, sazan balığı ve kerevite kadar burada yetişiyordu. Ama maalesef günümüzde herhangi bir canlıya rastlamak mümkün değil. Evet. Ne oldu bu göle? Ne oldu? Ne oldu? Bu göl
çevre fabrikaların, bilhassa alkolit fabrikasının atıklarının göle akmasıyla, ayrıca şeker fabrikasının kampanya döneminde atıklarının buraya akmasıyla, bir de uzun yıllarca Afyon kanalizasyonu buraya bağlıydı. Afyon kanalizasyonu son yıllarda atık tesisi yapıldı ama ondan önceki çamaşır sularının, deterjan sularının gölü tamamen suyunu yok etti. Bu gölün kurtarılması için yaklaşık 10 yıldır gayret ediliyor. Fakat gayretler boşa gidiyor. Göl gün geçtikçe ölüme mahkum edildi. Sularında bu sadece bu mevsimde bir kamış vesaire yetişiyor fakat canlıya rastlamak mümkün olmuyor. Ne avlanırdı burada efendim? Dünyanın her çeşit ördeği, uçan ördeği, kara meke. Daha sonra biz çok ender yetişen, şimdi pek gelmiyor. Trakya'da üreyen, burada Kuluçka'ya yatan gamıç kargası dediğimiz çift gezen ender kuşlardan burada yetişiyordu. Şimdi geliyor ama hayvan fazla barınamıyor. Bunlar ne dayı? Bunlar balıkçı ve gölde çalışan vatandaşların konakladığı kulübeler. Balıkçı kulübesi. Bu terk edilmiş gibi? Kısmen terk edilmiş. Bu gölün adı Eber'di. Maalesef artık geberdi. Kullanıyorum işte. En kaliteli birinci kiraz üreticisi Akşehir'den Şoray Uzun. 25 senedir bu kiraz üretmeye çalışıyorum. Afyon Sultan Dağı Yaka Senek'teyiz sevgili seyircilerimiz. Burada ne işiniz var diye sorabilirsiniz. Burada ne işimiz olmasın ki ne? Türkiye'nin en leziz, en muhteşem kirazları ahanda burada. Size bir göstereyim. Bunlar ayıptır söylemesi. Küçük birer elma değiller. Bunlar, efendime söyleyeyim, kiraz. İri iri. Bunlar ihraç ediliyor. El aleme gitmeden, yurt dışına gitmeden ben sizler adına, tüm vatandaşlarım adına fedakarane bunun tadına bakıyorum. Haklısınız, haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Kızıyorsunuz biliyorum. Tadına bakıyorum, evet. Bunu sizin adınıza yapıyorum sevgili. Sonu bizim bahçemizin son günüydü. Ne solaryum ne deniz. Biz de kiraz toplarken karardık. Ne güzel. Güneşten tabii doğal bak. Ne güzel. Bedava bronzlaşıyor. Bedava bronzlaşıyoruz bu arada da ama bedenen de çalışıyoruz. Ama kazanıyorum be annem. Kazanıyorum ben. Emekli memurum işte buralarda böyle sürünüyorum. Gel değişelim ben sürüneyim. Için. Ben sürüneyim. 3-5 kuruş için. Şu Napolyon kirazı bize göster misin dayıcığım? Napolyon kirazımız... Şöyle şunu göstereyim ben. Evet. Ölçü olsun diye burnumun yanına koyuyorum ki ne kadar büyük olduğunu görün. Gözümün yanına koyuyorum. Kiraz nasıl toplanır? Toplanma özelliği nedir? Toplarken neye dikkat etmeli? Saplarını saplarıyla beraber koparacağız. Kovaya koyarken yavaş koyacağız. Ambalajını güzel yapacağız. Yani her şeyine dikkat edeceğiz. Kabaca biz kiraz toplarken kiraza taze gelin muamelesi yapılır diyebilir miyim? Evet, evet. Çok güzel, çok güzel. Öyle. Dayım, kolay gelsin ya. Bölüyorum ama. Bunun rengi niye böyle beyaz gibi, daha açık? Nedir bu? Bu gölleyicidir bunun şeyi, ağacın cinsi. Hakiki Napolyonların oluşması için birbirine tozlaşma yoluyla döllenme. Yani bu erkek kiraz erkek, diyebilir miyiz? Erkek kiraz diyebiliriz. Bu diğer ağaçları döller. Kaliteli
ve randımanlı kirazı alırız. Hayır, yani. Hayır. Buyur. Şimdi bunu yurt dışına veriyorsunuz ya, mesela yurt dışında bunu kimler alıyor, kimler yiyor? Şimdi bu bizim kirazımız İngiltere'de kraliçenin sofrasında. Yani yaka senek kirazını kraliçe mi yiyor? Evet. Futbolcu Beckham'ın sofrasında. Kesinlikle bu yani gazetelerde yazdı. Türkiye'nin her yerinde kiraz yetişir. Ama kirazın memleketi Afyon'un Çay ilçesi ile Konya'nın Akşehir ilçesi arasındadır. Ama benim kirazıma gelince onların da üstünde. Yakasını görmüş olduğunuz Napolyon kirazı Türkiye'de bir tane. Efendim, İngiltere kraliçesi değiliz. Zaten cinsimiz tutmuyor. Futbolcu Beckham da değiliz. Ama ben bu Beckham'ın ve kraliçenin yediği kirazı, affedersiniz, yerim. It's so beautiful. Beckham, good luck gentlemen. Emir dağı birbirine uğradım. Ah emir dağı birbirine uğradım. Altta yüzük parmağında dolalı, anam dolalı. Başın mı büyüdü gelin olalı? Ah başın mı büyüdü gelin olalı? Ben seni kız iken seven olalım, anam olalım. Ben seni kız iken seven olalım, anam oğlanım. Emir dağı bir geçmeyle yol olmaz. Ah emir dağı bir geçmeyle yol olmaz. Altın yere düşmeyle pul olmaz. Gelin pul olmaz. Yurdum insanı hakikaten bütün sıkıntılara rağmen neşesinden hiç ama hiçbir şey kaybetmiyor. En kaliteli birinci kiraz üreticisi Akşehir'den 30 kutu numaralı Şoray Uzun. Evet, geri geliyoruz. Birinci yüzü. İşte birincimiz. Kutluyorum, tebrik ediyorum. İşte birinci kiraz üreticisi. İşte 30 numaralı kutu. Sevgili Şoray Uzun. Evet. Şöyle alalım. Evet. Kiraz üreticiliği noktasında kirazınız birinci oldu. Kirazınız birinci oldu. Neler söylemek istersin? Buyurun. Allah'a çok şükür. Çok çalıştım. Yaklaşık 25 senedir bu kirazı üretmeye çalışıyorum. Gizli gizli arka bahçemde kimsenin haberi yoktu. Akşehir'de ev aldım bütün kazandığım parayla. Benimki kiraz festivalindim. Kusura bakmayın, çok duyguluyum. Çok duygu yoğunluğu içerisindeyim. Keşke rahmetli dedem de olsaydı, o filan onu itmişti elleriyle. Çok şükür benim kirazım birinci oldu. Ama maalesef bunu bizim vatandaşımız değil, yurt dışına satıyoruz biliyorsunuz, ihraç ediyoruz. Keşke daha ucuza verebilsek de bizim vatandaşlarımız yese. Emin geçen herkese gübre veren sarı kız ineğine buradan boynuzlarını öpüyorum kendisini. Yine gübre veren kara kaçan ki rahat öldü o. Çok sevdiğim bir boz eşekti. Çok teşekkür ediyorum. Elleriyle bu güzel kirazı yetiştirdik. Birinci oldu. Sevinme kendi o hakkım. Sağ olun. Sevgili Şoray Uzun'un kirazı görüyorsunuz. Devasa büyüklükte hakikaten. Ve geldik birincilik ödüllerine. Birinciliği iki kişi paylaştı. 30 kutu numarasıyla Akşehir'den Şoray Uzun ve efendim Yakasenek Beldesi'nden 16 kutu numaralı Ercan Koçyiğit.
Ve ödülü vermek üzere sayın milletvekilimizi davet ediyorum efendim. Buyurun sayın vekilim, birinci kirazımıza ödülü siz vereceksiniz. Sayın başkanım siz de alalım. Tebrik ederim. Sağ ol, tebrikler. Zirai ürünler ve motor yağı hediye ediyoruz size. Efendim en önemli ödülü de ben vermek istiyorum müsaade ederseniz. Sevgili kiraz yetiştiricileri. Bu ödüller madden çok önemli olabilir. Elimde tutmuş olduğum kirazın maddi değerinden daha fazla olabilir ama burada verilebilecek en güzel birincilik ödülü bence bu yerinin yetiştirmiş olduğu kirazı sayın milletvekilimize ikram etmektir. Bunu aslında yiyebilen ender vatandaşlarımızdan biri olacak sayın vekilimiz. Çünkü bu yurt dışına ihraç ediliyor. Elin Alamanı, Fransızı bastırıyor parayı yiyor. Biz burada teşekkür ediyoruz bu arada. Bugüne kadar yani öğlenden beri herhalde 1,5 kilo kiraz yemişimdir. Lütfen bahçe sahipleri haklarını helal etsinler. Biz de beleşten kiraz yedik. Sağ olun, var olun. Bugünü hiç unutmayacağım. Evet, işte ödülünü alıyor Şoray Uzun da. Evet. Motor yağı efendim, motor yağı ödülünü alıyor. Şoray Uzun. Bunları ben de yetiştirdim. Şeftali bunlar, kayısı diye veriyorum bize. Tabii. Bunlar şeftali abicim. Nedir bu ya? Orman mı verdin, ne yaptın? Yok, şey ya böyle kayısı olur mu şeftali olur gibi ya? Olur. Nasıl yetiştirdin bunu dayım? Işte. Şeftali bunlar abi. Ya. Vallahi ben de şeftali zannettim gerçekten. Böyle, şimdi gördüm böyle zannettim. Böyle böyle kayısı yok. Böyle kayısı yok evet. Yani. Tamam. Yiye bakalım tadına bak. Of 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 of. Afiyet olsun, afiyet olsun. Evet bir çırpıda yedi bitirdi şurayısı. Kullanıyorum işte. Biz de hayvan besledik. Beslemedik değil. Evimizde kedi besledik. Efendime söyleyeyim köyde rahmetli dedemle babaannem koyun beslerlerdi ama biraz sonra göreceğiniz affedersiniz hayvanı ben mesela özellikle besleyeni ilk defa görüyorum. Kolay gelsin. Geçebiliyoruz mu? Buyuralım. Maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. Analar ne aslanlar doğuruyorlar. Evet. Siz tavşan besliyorsunuz. Evet. Niye besliyorsunuz efendim? Yemek için. Değil mi? Evet. Tavşan eti güzel bir. Güzel mi? Yemek güzel için besliyoruz. Çabuk üredikleri için. Daha çoğaldıkları için, çabuk çoğaldıkları için böylece besliyoruz bunları. Efendim tavşan besleme sebebiniz bunların çabuk üremeleri mi? Tabii. Bundan... Bir ayda normalde bir tavşan 13-14 tane yavru verebiliyor 2 ayda. Bundan da şu sonuç çıkıyor mantıken, düz mantık olarak. Demek ki çok tüketiliyorlar ki çok evet üremeleri gerekiyor. Belli değil mi zaten göbekten? Evet. Sizin efendim günlük ortalama kaç tavşan tüketiminiz vardır? Yediğin zaman 5-6 tane tüketirsin. Yiyorsun mu? Yiyoruz tabii canım. Niye besleyelim yemediğim şeyi? Günde 5-6 tavşan tüketen adam. İşte burada. Yaramış ama maşallah. O zaman yararlıdır. Dur bir sarılayım sana be ustam. Bu tavşan merakı 5-6 senedir süre geliyor. Ondan önce ne merakı vardı? Ondan önce yoktu. Ondan önce sığır besliyorduk. O sığır da senede bir kere buz ev veriyordu. O da büyükte büyüyeceği biz aşk arıyorduk. Ama şimdi değil. Sen orada sıkıştır. Bunlar ne deliklere deliklere gitmişler be ya. Tavşan böyle yakalanır. Sevgili seyircilerimiz. Kulağından tutulur. Ekran başındaki hanımlar ve çocuklar der ki hayvana eziyet mi ediyorsunuz? Soralım biz. Hayır. Bunun kulaklarından tutulduğu zaman daha şeyli tutulur hayvan.
karnından tutulduğu zaman dırnaklama olayı olur. Ayrıca canı yanmaz hayvanı kulaklarından tuttuğu zaman. Evet. Tavşanın en güçlü yeri kulaklarıdır sevgili seyircilerimiz. Bu kaç haftalık ustam? Bu haftalık değil, daha bir şöyle 3-4 günlük. Sen ağzını şapırdatarak mı bakıyorsun bunlar doğduğunda? Hayır canım, büyüdükten sonra. Daha göz koymadın mı? Hayır hayır. Bunu zaten neresini yiyeceksin ki? Ya nasıl soracağımı bilmiyorum da Ömer Beyciğim, bunun nesi yapılır? Bunun her şeyi yapılır. Yağnesi yapılır. Pilav üstüne çekilip yapılır. Hepsi güzel olur tavşanın. Ömer Bey be, şunları yemesem var ya bir tavşan aşığı diyeceğim sana ama. Abi bunları yemesem siz 2-3 ay sonra geldiğiniz zaman buraya giremezsiniz tavşanla. Ancak katliam yapmak lazım bunları bitirmek için. Sen doğal dengeyi mi koruyorsun? Tabii. Tavşandan önce de bu ebat var mıyız? Tabii canım. Tavşana borçlu değiliz bu gıda. Neye borçluyuz efendim? Gergedene mi borçluyuz? Hayır, yemeğe borçluyuz. Bir oturuşta kaç porsiyon efendim? Şimdi 6 bütün ekmek yerim oturduğum zaman. Buyur. 6 bütün ekmek yerim. 6 bütündür ekmeğin. Ondan bir tane yerim. Bu tavşanlar kilo yapmıyor, kalorisi az. Yani normal bir sığır eti gibi kalorili değil. Tavşan eti ancak yediğin zaman çok yersen 100-150 gram gibi bir şey kilo alırsın. Ama öteki dan etini yediğin zaman 1,5-2 kilo gibi kilo alırsın. Biz de tavşanın üzerine uyduk doktora. Adamla haklıymış. Eskiden bir koyun beslediğimiz zaman masraflı oluyordu, kesip birini yiyorduk. Boyun da üremiyordu ama bu tavşanları her gün kesiyoruz, her gün üretiyoruz, yiyoruz. Efendim bugün 6 Temmuz 2005. Diyeceksiniz ki bize ne? Öyle değil. Öyle değil. 6 Temmuz 2005'in bir özelliği var. Sevgili kameraman arkadaşımız Eyüp'ün bugün bir kızı oldu. Biz de bu anı ölümsüzleştiriyoruz. İsmini ne koymayı düşünüyoruz Eyüp Bey? Düşünüyoruz daha, kesin karar vermedim de. Uzun bir isim olur be. Düşünüyoruz daha, kesin karar vermedim be ablamız. Hoş geldin aramıza. Baban ismini düşüne dursun. Allah sana uzun ömür, sağlık, sıhhat, afiyet versin. Hayırlı evlat olsun inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bu kaçıncı efendim? Bu ikinci. İkinci. Bir tavşan durumu yok yani hani. Kullanıyorum işte. Yani sokak düğünü gördüm ama çarşının ortasında bu müzik. Herhalde düğün yoktur yani. Peki ne oluyor? Hayda. Bu ne ya? Aha. Ahan da. Kolay gelsin. Böyle her gün oynar mısın? Oynarız. Her gün? Her gün. Sebep? Halkı neşelendirmek için. Çarşı ahalisini neşelendirmek. Tabii. Sen ne kaçıyorsun? Ben asayım biraz, rahatsız. Sen hayırdır böyle? Niye oynuyorsunuz? Biz gamımızdan oynuyoruz. Neninizden? Gam. Çarşının alışverişi iyi olduğu için oynuyoruz. Gamınızdan? Evet. Buyurun. Kimi güler neşeden, kimi oynar gamdan kasavattan. Yurdun insanı hakikaten bütün sıkıntılara rağmen neşesinden hiç ama hiçbir şey kaybetmiyor. Bu hemen her yerde böyle. Bir daha sen.
yapacaksınız, düğün yapacak paranız yok. Düğün salonları ateş pahası. Gelin Sandıklı Çarşısı'na, düğünü bedavaya getirin. Haydi bre! Haydi! Kullanıyorum işte. Kolay gelsin. Sağ olun abi. Adın ne? Bektaş. Bektaş. Evet. Ya üstün başın toz içinde olmuş. Ne yapalım işte. İçerideler kimindir? Bizim. Kendinin? Evet. Kaç para kazandırıyor bu sana, ayıptır sorması? Tabosun mazot parasına çalışıyorum. Arpalar zayıf. İşte kalmasın diye aldırıyorlar yani. Bu yılda ne kadar çalışıyorsun? Ben bir yere gittim, sezona çıkmadım. Sadece bir haftadır burada çalışıyorum. Sezonu ne kadardır bu işin? 60 gün falan. Yani bu biçer doları sadece 60 gün mü kullanıyorsun? Evet, evet. Geri kalan 11 ay yatıyor mu bu? Yatıyor. Değer mi? Değmez ama ne yapacaksın? Bir kere almış mı bulundun? Evet. Zor mudur biçer dolar kullanmak? Çok zor, çok zor. Nasıl, bir göster bakalım, bir anlat bakalım. Ya tozun şeyi içinde böyle... Zor haliyle de. Yok yok, ben kullanamaz mıyım yani? Kullanamazsın, kullanamazsın. Emin misin? Yani direksiyonu kullanabilirsin ama tabla önemli. Kullanıyorum işte. Kullanıyorum.